tabaka tabaka Mısır'da da yüksek tabakanın düşük ücret bakımından. Yoksa hani takva en yüce makamdır İslam'da. Allah katında en yüce kimdir? İnne akramakum indallahi atkakum. Allah'tan en çok korkan Allah'ın katında en üstündür. Zannedersem Mısır'ın tüm köyleri için bu taksimat geçerlidir. Üst tabaka, orta tabaka ve alt tabaka. Bu taksimatın nedeni ise zenginlik ve fakirlik idi. Zenginler eşraftı, fakirler de halk idi. Yine o örneği zikretmeden geçemeyeceğim. Abi diyor bana, tabii üniversiteyi bizden sonra bitirdiği için, abi ben Bartın'a geleceğim, abi ben Bartın'a nereden geleyim, Zonguldak'a geleyim mi? Dedim Zonguldak'a istersen hiç gelme. Zonguldak'ın dedim, bizim Emirdağ mesela, Emirdağ Zonguldak'ın hani yapısal oturma bakımından, yerleşim yeri bakımından Emirdağ hayal et dedim. Emirdağ'dan yerleşim bakımından daha tepelik bir arazidir. Çok da dedim hani gezeceğin bir yer yok, ancak üniversite tarafında dedim Zonguldak'ın sahiller var. Orada yiyip içip gezebilirsin ama dedim tavsiye etmem, direkt Bartın'a gelebilirsin. Sonra ben sosyal medyadan takip ediyorum. Zonguldak üzerinden geliyor. Gitmiş Zonguldak'a da gezmiş. Abi dedi ben geldim. Özyurt Otel'deyim dedi ya. Bakıyorum Özyurt Otel, Özyurt Otel nerede? 10 yıldır buradayım. Özyurt Otel'in nerede olduğunu bilmiyorum yani. Baran Otel, Özyurt Otel haline gelmiş. Sonradan leva değiştirmişler. Ben nereden bileyim yani. Sonra oradan hanımefendi diyor, benim eşiyle gelmiştir. Sen de eşine teşrifatçılık yaparsın. Şimdi mahcup etmeyelim. Hanımefendiyi de aldım. Otelden geçerek dedi işte Özyurt Otel bura. Ya dedim bura Baran'dı. Ne zaman Özyurt oldu yani? Evet, orada tadilat yapılıyordu. Tadilattan sonra Özyurt Otel olmuş. Çarşının içinde diyor bana hanımefendi. Oteli anlatıyor ama bir türlü hangi çarşı? O Kırmızı Cadde denir Bartın'da. Kırmızı Cadde'de o Baran Oteli kastediyormuş. Telefon ediyorum, diyorum ya yola çık, yolun kenarına çık, beraber gidelim. Hocam ben Yalı'ya geldim bile, yürüyerek gitmiş yani. Ben araba kiraladım. Arabayla gelmedim, çocukları, annesi hasta. Annesinin yanına bıraktım. Tabii hanımefendi de mahcup oldu hanım olmayınca. O arada yatsı ezanı okundu, dedim biz Yalı Camii'ne gidelim, yatsı namazını kılıp gelelim, ondan sonra sohbeti koyulaştıralım. Ve köyün hallerini o arada sordum. Namaz bitti, geldik, döndük. Hocaefendi de bizi takip ediyor. Hocam dedim kalacağım ama benim misafirim çıktı. İsterseniz sizi de davet edeyim anlamında. Hocam dedi siz gidin, misafirinizle meşgul olun. Sonra sosyal medyadan hocam dedi Avrupa'dan gelen zat dedi. O zat mı? İşte o zat. O zat ne diyor bakın. Dedim Kemal köyde haller nasıl? Yani namazdan sonra koyulaştırdık biz. Kimler dedim tarım, ziraat işleriyle meşgul oluyor? Aynı soy ismi taşıyan lakap vardı. Köyde lakapla andı o kişiler dedi yani. Hatta şu terimi kullandı. Yerin altı da onların, yerin üstü de onların dedi yani. Ya bu nasıl kelime? Pek orada da moralini bozmak istemedim yani. Tamam yerin üstü onların olabilir de Kemal yerin altı. Danimarka'da veteriner hekim olarak çalışan benim bir köylüm. Kemal Altıntaş adını soyadını da verdim yani. Ya nasıl olur yani yerin üstü toprak onların olabilir ama yerin altı nasıl onların olur? Yerin altı da onların olabilir. Allah'ın rızasını tahsil edecek ameller yapıyorlarsa. Allah'ın hoşnut olacağı bir fakirin, bir garibin, bir yetimin yüzünü güldürüyorlarsa. Şimdi birileri de fakirin, yetimin yüzünü güldürüyor. Bizzat Hak İş Başkanı vefat etti. O anlatmıştı Ankara'da bir yerel kanalda. Merhum oldu, Allah rahmet eylesin. Keçiören'de diyor alt katları misyonerler tutmaya başlamış. Orada Hristiyanlık propagandası yapmak için Keçiören'in, bakın Keçiören Ankara'nın en güzide ilçelerinden, 10 yıl Yeşiltepe mahallesinde oturdum. 10 yıl. Şu anda Altındağ tarafında oturuyorum. 10 yıl. 85'ten beri Ankara'daki yapılanmayı, Ankara'daki büyümeyi, iktisadi gelişmeyi, dini yönden camilerdeki faaliyetleri falan takip eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum.
Yani en ücra gördüğünüz belki en alt katları kiralayarak kendi safına insan kazandırmak. Tamam, o insanları çağırıyorlar. Gidelim senin evine, gittik. Bizzat Hak İş Başkanı anlattı. Şu gözler gördü, şu kulaklar duydu. Tarihe kaydedeyim yani. Ne hale geldik yani. Mutfağına gidiyor. Diyor ki senin mutfağını komple değiştirelim. Yaz kardeşim, mutfak değişecek. Yatak odasına giriyor. At bunları diyor. Ya bunlar eskimiş. At bunları. Tamam, bunları da değiştirelim. Yemek odası deniyor yani, salon. Salona giriliyor. Ya bu malzemeleri at diyor. Hepsini yenileyelim. Tamam, bunları yeniliyorsun da bedeni ne? Hristiyanlığı kabul edeceksin.